Efendim günaydınlar, herkese mutlu sabahlar. Şöyle baktım da ben de sizlerle birlikte izlerken arkadaşlarım güzel konu başlıkları hazırlamışlar. Ama velakin parasız da olmuyor, sevgisiz de olmuyor. Çünkü ikisi de hayatımızı idame ettirebilmemiz için önemli duygular değil mi? Günaydınlar diliyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Bazen evliliğimizde ve ilişkimizde karşımızdaki insana duyduğumuz güven biter. Zor olsa da devam ettirmeye çalışırız. Yalanını yakaladığımız bir insanın bin kere doğrusunu sorgularız. Her ne kadar devam etmek istesek de o son noktadan sonra hayat çekilmez hale gelebiliyor. Günümüzün en temel sorunlarından bir tanesi ilişkiler. Nasıl mutlu olacağız? Mutluluk parayla olur mu? Peki parasız mutluluk olur mu? Hadi gelin işin uzmanına soralım. Var mısınız bugün dertleşmeye, konuşmaya, dertlerimizi dinledikçe azaltmaya, paylaştıkça çoğalmaya? Bugün de yine sizin için buradayız. İşte bugün sizin dostunuz, sırdaşınız olmak için, en doğru yolu göstermek için aşk doktoruyla ilişki uzmanı, aile ve evlilik danışmanı Ekrem Çulfa evinize geliyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? On numara beş yıldız her Süper. zamanki gibi. Aynı güzel böyle e, sürekli hep aynı e, duyguda kalan tabii bu sizin işiniz profesyonelliğiniz insanlara bayılıyorum çünkü duygularımız bazen böyle inişli çıkışlı evde mutluyuz işte mutsuz İşte mutluyuz evde mutsuzuz yani bu bu hayatın bir dengesi yok sonsuz mutluluk da yok. Ne yapacağız? Sonsuz üzüntü de yok. Ha güzel, sonsuz üz üzüntü de yok. Ha, e, duygular da mevsimler gibi galiba değil mi? Evet, Deliyor inişli çıkışlı. Ama bu adrenaline, bu iniş çıkışa kalp de ruhta da bir dayanmak istiyor. Kalp, ruh, zihin, beyin hepsi bir birliktelik, ilişki içindeler, uyum içindeler. Ama onları da çok yormamak lazım. Sürekli iniş çıkış bunu çok... E, Ağır faturaları oluyor. Evet. O yüzden çok önemli bir örnek aklıma geldi. Bir insan vardı. Devamlı batıyor çıkıyordu. Yani madden ve ruhen yüksek. Hanlar, hamamlar, saraylar, yatlar, katlarda ailesi yaşıyor. Sevdikleri. Ama üç yıla bir batak veriyordu. Eve icralar geliyor. İşte... ...gece konuya taşınmak zorunda kalıyorlar. Saraydan... Yani başka sürekli bir, bir yere, iniş çıkışlı bir hayatı var. Evet Ve ailesi şikayete geldi. Hocam yeter artık. Bir denge lazım. Biz han hamamda mıyız? Yatta katta mıyız? Yoksa e, tek odalı bir artı bir yerde miyiz? Yani neredeyiz? Bir konumumuzu bilelim istediler. Adam hayatının direksiyonunu bazen direksiyonunu kontrol edemeyen ehliyetsiz şoför veya dengesiz sürücü gibi böyle dengesiz hareketler yapıyordu. Ailecek toplanmışlar. Bu adamı bir Ekrem Hoca'ya gösterelim demişler. Ne oluyor bu adamın içinde ve dışında? Meğer ki adam zengin olursam Rotayı şaşırırım, affedersiniz azarım, yanlış yola saparım ve günün birinde cehennemlik olurum korkusunu bilinçaltında bilmediği için ailesi hop oturuyor, hop kalkıyor, hop, hop kalkıyor, hop oturuyordu. İşte bunun formülünü birazdan verelim seyircilerimize. Neyi çözdünüz peki orada? Yani bilinçaltıyla hareket edildiği zaman, daha doğrusu, kendi bilincimizle hareket ettiğimizi zannederek aslında bilinçaltı duygularımızın bizi nasıl etkilediğini, nasıl yönlendirdiğini. Tabii. E, peki vaka çözüldü mü? Vaka çözüldü çünkü e, dengeli ruh haliyle ruh, kalp, beyin, zihin ruh halini sağladıktan sonra daha stabil. Hem işte mutlu hem evde. Çok para kazansa da aşkla sevdiği işine ve aşkla sevdiği eşine karşı yanlış ve sadakatsizlik yapmadığı sürece e, yanlış yola sapmayacak, para onu azdırmayacak. Böylelikle dengede gidecek. Ruh madde, manen tüm aile fertleri ve çalışanlar bir huzura erdiler. Toplumda bir nefes aldı. Çünkü o büyük bir sosyettedir, bir sosyal çevrede ve bu dengeli ruh halimiz Domino etkisi gibi e, insanları olumlu ya da olumsuz etkilerken... ...kelebek etkisi gibi olumlu ve dengeli ruh halinde... ...insanlara böyle meltem esintisi ve bahar havası veriyor. Bu kelebek etkisi yaratalım inşallah vereceğiniz tavsiyelerle. Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim. E, evdeki mutluluğum, evdeki huzurum benim için çok önemli. Çünkü işte insan sıkıldığı zaman, mutsuz olduğu zaman... ...ya da iş yerinde bir ihanete, bir haksızlığa uğradığı zaman... Evine gidip sığındığı o yuva, o kale var ya o kadar önemli ki. Hani bir duvar ustasına sormuşlar. E, tabi rivayet o ki duvarı örüyor duvar ustası. Suratı asık, işte yamuk örüyor. Padişahlardan biri de geçerken diyor ki hayırdır diyor. Duvar diyor yamuk örüyorsun farkında mısın diyor. Evdendir padişahım evdendir diyor. Adamın kafası dolu gelmiş, canı sıkkın. Neyse yine rivayet o ki. Aradan belirli bir zaman geçmiş. Bu kez yine padişah oradan geçerken hikaye bu ya. Duvar ustası duvarı böyle o kadar güzel örüyor ki yine soruyor. Güle bir şekilde evdendir padişahım evdendir demiş. Yani evdeki mutluluk aslında sizin bahsettiğiniz kelebek etkisiyle işe de yayılıyor, topluma da yayılıyor değil mi? Evinde yuvasında mutlu olan bir kadın iş hayatında da, arkadaşlarıyla da, komşularıyla da mutlu. ...evinde yuvasına mutlu olan bir adam... ...bir şekilde işte de başarı sağlıyor. Ama o kalede mutsuzluk varsa... ...bu yine domino etkisiyle... ...hem iş hayatına hem e, sosyal hayata yansıyor. Bu benim görüşüm tabii ki. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi şu şekilde... ...onların öncelikle bunların tamamı doğru... ...insan hayatının direksiyonunda olmalı. Yani kendiyle barışık olmalı... ...ve di sürekli dikiz aynaya ya da sürekli işte geçmişe bakmak ya da sürekli geleceğe bakmak 10 kilometre 20 kilometre yani geçmiş ve gelecekte %10 on e, yaşıyorsak yüzde seksen önümüzde ve hayatımızın direksiyonunda kendimizle barışık olmamız lazım. Yani biz arabadaysak araba o anda bulunduğumuz bizim bir sığınamı, sığınağımız ve dünyamız. Parktaysak hakeza. Kısaca Parktaki mutluluk eve, evdeki mutluluk parka, e, işteki mutluluk eve, evdeki mutluluk işe yansır. O yüzden biz daha bir geniş e, sosyal toplumlara ve e, topluma, çevreye girdik. Kaldı ki sanal ortam da var artık. Gerçek toplum gibi sanal gerçekliğe de dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer sosyal medyada bir hırgür de varsa bu gerçek hayata aksid, aksediyor. Gerçek hayattaki sorun sanal ortama da taşabiliyor. Bu geçişleri dengeli ruh haliyle çok iyi uçuş şeklinde başarmamız, yapmamız ve gerektiğinde de entegre olabilmemiz gerekiyor. Yani dediğiniz gibi tabii ki evdendir ama içtendir de. Yani. Evet. İçtendir de doğru söylüyoruz. Aslında yine kendinize başla. İçtendir bahşiyor. padişahım Şimdi, içtendir <laughs> evet. Şimdi sevgili seyircilerimiz, e, sizinle dertleşmeye geçmeden önce 0 212 233 3370 ve 71 telefon numaralarımız arkadaşlarım da telefon başında bizi arayabilirsiniz. Derdiniz derdimizdir. Biz yine sizin için buradayız dertleşmek üzere. Derdinizi bir nebze olsun hafifletmek üzere. Hep yayınlarımızda söylediğimiz bir şey var. Allah aşkına derdinizi konu komşuya değil de bir arkadaşa değil de bir uzmana anlatın. E sizi duyar gibiyiz yıllarca. Hep diyorsunuz ki peki uzmana gitmeye paramız mı var? Ona sormaya bütçemiz mi var? Biz de uzmanları evinize getiriyoruz. Tıpkı bugünkü gibi. Ekrem Çulpa yanınızda. İlişkinizle ilgili, çocuğunuzla ilgili, akrabalarınızla, komşularınızla ilgili derdiniz olabilir. Dermanı burada sizi bekliyor. Şimdi sevgili hocam Sizinle sohbetimize geçmeden önce Sağlık Bakanlığı'nın bir uyarısı var. Daha doğrusu bir noktaya dikkat çekmek istiyor. 1 ve 7 Nisan Ulusal Kanser Haftası. Sevgili seyircilerimiz, kanser önlenebilir, erken tanıyla tedavi edilebilir bir hastalık. Bilgi eksikliği, korku, çoğu zaman ihmal gibi nedenlerle tanı geciktiğinde dolayısıyla tedavide güçleşiyor kanser hakkında ne kadar çok şey bilirsek o kadar hayat kurtarabiliriz. Ama bilmemiz, unutmamamız gereken en önemli şey ne biliyor musunuz? Erken teşhis, erken tanı. Erken teşhis hayat kurtarır. Hepimize, herkese sağlıklı, kanserden ve hastalıklardan Uzak bir hayat diliyoruz. Evet, ücretsiz kanser taraması için Sağlık Bakanlığı'nın bir uyarısı var. Görüyorsunuz ekranda. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın sayfasına girersek, değil mi Ayda? Yanlış söylemiyorum. Ee, ücretsiz kanser taraması diye bakın orada e, bir aplikasyon da koymuşlar. Lütfen, rica ediyorum, kendinize önem verin. Özellikle kadınlar, e, meme muayenenizi önce banyoda elinizi kullanarak kendiniz yapın. En ufak bir farkındalık, farklı bir şey hissettiğinizde de lütfen doktora gitmeye ihmal etme, doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Çünkü kanser dediğimiz o illet hastalık erken zamanda yakalandığınızda sizin ee, o hastalıktan kurtulmanıza neden olabilir. Erken teşhis, erken tedavi gerektirir. Bakalım şimdi sevgili hocam seyircilerimizden gelen sorular neler? Efendim sorularla başlıyoruz ilk önce. Öncelikle ee, sevgili Nur Hanım'cığım merhabalar. Kocam 7 yıldır salonda uyuyor. Ondan 6 ay ayrı kalırsam kendime tekrar aşık edebilir miyim diye sormuş. Evet öncelikle eğer e, bu gibi salonda uzun süre kadının ya da erkeğin yataklardan ayrı uyumasında ruhsal kanserler olabilir. Eğer erken teşhis yapılırsa ilişkide aksayan noktalar erken teşhis ve erken profesyonel yardım alma aşkı İlişkiyi kurtarır diyoruz. O yüzden bir e, yıl boyunca inşallah hem tıbben ruhlarımızdaki e, kanserleri hem e, psikolojikmen e, bedenimizdeki hastalıkları erken teşhis etmekte yarar var. Bunun ayak sesleri yani kocasının salonda uyuması ayak sesleri gelmiştir. Belki Hocam bir, bu ayak sesi değil gümbür gümbür 7 yıl. Dile kolay. Baştan. Evet baştan gelmiştir. 7, ha, 7 yıl öncesinden başlangıcı. başlarsak. Nedir o ayak bravo. sesi? Ne bileyim televizyonun karşısında uyuyup kalmıştır. İşte geçen yayınlarımızda da gördük. 3-4 gün küs, küs olmuştur. Üçüncüsü onların ailede küslükle ikincil kazançlar elde edilmiştir. Daha çok sevgi, daha çok ilgi. Dördüncüsü zorla evlendirilmiş olabilir. Beşincisi başka birini sevmiş veya aşık olmuş olabilir. Beşincisi evliliği çocukla sadece çocuklar için sürdürüyor olabilir. Altıncısı belki de eşinden bir adım bekliyordur. Yedincisi inatlaşmaya e, dönüşmüştür. Yani sen bir adım atarsan bazen çiftler öyle diyor ki ben de on adım gelirim. Ama karşı taraf bir adım gelmeyince e, koca da on adım Gelmiyor. Ne yapabiliriz yani böyle bir durumda? Yani o zaman kısır döngü yok. salonda uyuyorsa onu çeke çeke yatağa mı getireyim? Estağfurullah dışarıdan başlamak lazım. Yok hocam lazım, estağfurullah sıfırdan. siz söyleyin biz, biz yapalım. <laughs> tamam. Yani doğru olan mevzu yapalım. Gerekirsem, uyutmayalım mı onu? E, yani koltukta uyumasın mı? Koltukta uyutmayalım. Diyelim ki bak çeke çeke getireceksin. vakti geldi. Saati geldi. Neyin Bizim saati? uyku vaktimiz geldi. Biz madem karı kocayız ruhen, kalben, fiziken nasıl berabersek şeklende. Adam derse e, ki ben şimdi uyumak istemiyorum. Yani senin uyku vaktin geldi. Ben uyumak istemiyorum derse. O zaman yatağa gelmiyorsan ben de salonda. Salondaki çek yatağı e, çevirin yatağı. Çekin odayı. Bundan sonra böyle at nerede? Torbası orada. Yani kadın nerede? Erkek orada. Erkek nerede? Kadın, kadın orada. orada. Çünkü e, kadınsı ve erkeksi hormonlar yaklaşık bir 20-30 santim mesafede oturursak birbirimize psikolojik yakınlık ve çekicilik. Şimdi Aa. biri handa biri hamamda olur mu böyle bir aşk? O yüzden ne diyoruz? Günümüzün mottosu at nerede torbası orada. Kadın nerede erkek orada. Erkek Eğer nerede, erkek kadın salondaysa orada. salonu ona dar edeceğiz. Aynı şekilde okula gitmeyen nasıl çocuğa? E, konfor bulunca okula gitmiyor, gitmiyor. Erkekler de salonda konforu bulunca işte kadın dırdırından mı kaçıyor? İşte e, ne bileyim kumar bağımlısı mı, e, e, gecelerin kuşu mu? E, e, bu kadın seninle ayrı yatmak için evlenmedi ki. Beraber, anca beraber kanca beraber. Kocamız yatak odasına gelmiyorsa biz de onun yanında duracağız. Televizyon ya. izleyene kadar, biz Tabii, de onun işte... uyuyana kadar. ...sonuçta bir şekilde gücü bitecek. Yani Pili erkek bitecek. çıkış yok. <laughs> Muhakkak uyuyacak. O şekilde eğer salonda uyuyorsa... biz de salonda... E, ...diğer türlü o da bık bıkacak. O bizi ölçmüş. Bırakmıyoruz kocaları tek bırakmıyoruz. başına. Bırakmıyoruz. Kadını da, da erkeği de yalnız bırakmıyoruz. Yani belli bir süre... ...bu hamilelik sonrası ve doğumdan sonra da oluyor. Öyle mi? Daha, Tabii daha ki çok olur. kadın. Neden? Çocuğun desteğe ihtiyacı var deyip e, uzun süre çocuğunu koruma amacıyla erkek de bakımda destek olmuyorsa onunla beraber uyumaya alışıyor. Ondan sonra çocuk yatağına devri, devir teslim olmayınca yani bir iki yıl içinde sonra karı koca arasına soğukluk geliyor. Ve evet. kadın çoğunlukla çocuğuyla erkek de çoğunlukla salonda Diyor ki burası benim cumhuriyetim artık. Gece 12'den sonra e, burası benim mağaram, burası benim kurtuluş alanım diyor. Ve e, uzak kala kala böylelikle 7 yılları bulabiliyor. Evet. Bir de en büyük tehlike nerede oluyor hocam biliyor musunuz? Buradan hamilelere sesleniyorum özellikle. Doğum yaptıktan sonra e, tabii haklı olarak kayınvalide anne eve geliyor. E, daha çok onlar ilgileniyor çocukla. Ve böyle ne oluyor biliyor musunuz? Adam boşa çıkıyor. Tabii. Ve şunu diyor. Diyor ki ay siz kadın kadını oturun ben bir çıkayım diyor. O çıkmaların sonu olmuyor sonra. Kesinlikle. Çıkıyor, çıkıyor, gidiyor. Çıkıyor, çıkıyor, gidiyor. Aa, kayınvalide anne eve döndükten sonra koca yine çıkmaya devam ediyor. Aynen. Dolayısıyla aslında burada galiba işi sıkı tutmamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani baştan sıkı tutmak lazım. Bunlar benim söylediklerim olası sebepler. Bir tane daha var. Mukaddes Anne Sendromu diye. Eee çocuk mukaddes anne sendromu. İlk defa duydunuz. Ben ilk defa duyuyorsunuz. Biz dedik ya e, aşk doktor olarak ilklerin adamıyız. Mukaddes Çünkü bunları anne seslendirmek sendromu. gerekiyor. Ben seanslarda çok karşılaşıyorum. Yani erkek diyor ki e, bu kadın anneyse yani anneliği yoğun yapıyorsa mukaddes anne sendromuna göre ben artık boştayım diyor. Ben anneyle bir yatağa giremem diyor. Anlatabildim mi? Yani Biraz ince düşünürsek bulabiliriz. Yani e ne o çocuğun oğlum, benim annesi de çocuğum ona da ilgi göstermek zorundayım. İşte burada rol karmaşasından oluyor. Ne yapalım, Bir de anneyle edersiniz. yatağa girilmez, anneyle dokunulmaz diye. Halbuki şunu demesi gerekiyor erkeğin ve kadının. Yani erkek şunu diyecek. Ben bu kadının kocasıyım. O kadın benim karım. Kadın da diyecek ki ben bu bebenin... bu çocuğun annesiyim ama aynı zamanda Kocamın karısıyım, ko, kocam da benim kocam. Ben de onun ko, karısıyım. Yani kocam e, şöyle diyelim, kadın şunu demeli. Ben e, şu adamın karısıyım, şu adam yani çocuğumun babası benim kocam diyebilmeli. Bunu sık sık kendimize telkin etmemiz gerekiyor. Ya bunu diyoruz zaten hep. Yoksa e, salonda yatınca niye demiyor? Kadın da demeli erkek de birbirimize rollerimizi, sorumluluklarımızı kimin anası, kimin danası, kimin karısı, kimin kocası olduğumuzu vurgulamak gerekiyor. Vurgulamadığımız zaman e, koca kadına küsüyor, insan daha küsüyor, dağın haberi olmuyor ya. Evet, doğru, o yüzden daha rol daha karmaşalar. Küsüyor. Net anlaşıldı değil mi? Yani şunu anladım, anladığım kadarıyla. Buyurun, Diyorsunuz ki salonda yatan kocanıza yanına gideceksiniz. kocam. Birlikte uyuyacağız. Burada uyuyacaksak burada uyuyacağız. Tabii. Değil mi? Sen Senin nerede filmin... ben orada. Sen nerede ben orada. Adam da diyecek ki ben sesim ya git yatağına yat deli misin nesin Allah aşkına ben şunu izleyip geleceğim diyecek adam. Ne diyelim? Orada bir iki gün kandırılabiliriz açıkçası. Çünkü bu bir numara gelmeyeceği kesin. Ya da o iki üç saatte belki nefes alıp gelmek istiyordur. Muhakkak gece iki gibi üç gibi lavaboya mı kalkma vesilesiyle bir şekilde hadi gidiyoruz yeterince izledin yeterince kendinle baş başa kaldın ama benim de bir kocaya sarılmaya onunla birlikte uyumaya hakkım var diyeceksiniz helal hoş olsun çünkü kadın çamaşırı yıkıyor ütüyü yapıyor çocuğa bakıyor doğuruyor yemekleri pişiriyor e koca da bir zahmet karısıyla yatsın yani Hocam sensiz uyuyamıyorum. Sensiz e, bu yatak bana dar geliyor desin. Bir de şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Genellikle ayrı yatmalar e, bulaşıcı. Yani şu Aa. demek e, ayrı yatan anne babaları, karı kocaları gören çocuklar da bunu normalleştirebiliyor. Yani kadın çoğunlukla salonda e, erkek yatak odasında ya da erkek salonda kadın e, yatak odasında yatabiliyor. Yani genellikle çocuk gördüğünü yapıyor. Kopyalıyor. Yani kuş gördüğünü modelliyor ve kopyalıyor. Aman dikkat öyle gelse de böyle gitmemeli. Çünkü birbirimize sarılmak e, çok ciddi mutluluk hormonları salgılattığı gibi çok ciddi Aşk hormonlarının da canlanmasına, öbür türlü aşk sevgi ölüyor. Öldükçe evet. e, erken teşhisle işte nasıl kanser kurtuluyorsa erken teşhisle İlişkide de, de öyle değil mi ilişki hocam? kurtulur. Peki. Acayip bir sorumuz var. Şimdi gördüm. E, bu arada 0212 333 3370 -33 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Şimdi sevgili seyircimiz kocasını etilerdeki bir kuaför salonunun önünde ee, ...sevgilisini beklerken yakaladım diyor. Beni görünce diyor korkudan... E, ...burada bir iş görüşmesine geldim... ...burada işe başladım gibi böyle bir şeyler saçmaladı diyor. Ama benim kocam mühendis... ...kuaför salonunda nasıl işe başlayabilir... ...ne yapacağım bilemiyorum. Demek ki profesyonel bir aldatıcı değil kendisi... E ee, ilk Hocam da erkeklere <laughs> yol gösteriyor. <laughs> Sonra şimdi hocam. şu şekilde. Yani bu Kurum iyi. aldatıcı nasıl oluyor yani? Yani iyiye işaret. Eğer orada e, kuatursun... Yeni başlamış bu işlere yani iyiye işaret ne hani demek yeni, hocam? Yeni 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 başlıyor. Yeni ihaneti bilmiyor aslında. Bilsin de demiyorum bakın. Yani orayı düzeltelim. Yani demek ki ilk işe çıkmış ve ilk işinde yakalanmış aşık. E, yalan söylemeyi de bilmiyor e, bilsin de istemiyorum çünkü demek ki birbiriyle yaşanacak güzel günler var mühendis adam analitik kafalı nasıl olurdu senin işin aşk mı git mühendisliğini yap kocalığını yap babalığını yap yani e, senin e, yolun bu. Yalan yol söylemeyi değil. de becerememiş Tabii. kuaför salonunda burada bir işle ilgili geldim belki burada başlayabilirim falan demiş. <laughs> Yani kuaför ne salonunda öyle da bir şey yani mühendis... kuaför salonunda mühendislik kocanızı yakaladınız. işini ilk defa <laughs> duyuyorum. Yani helal olsun. Buradan kuaför salonlarına. Kuaför salonunda nasıl bir mühendislik işi olabilir? Yani aşk mühendisliği işi olabilir işte. Ya hocam dur dalga geçmeyin. <laughs> Gerçekten ne kadar zor bir durum ama bir kadın için tabii, düşünsenize. Tabii, çok Gidiyorsun acı. ve kocan kuaför salonunun önünde bekliyor. Bir de İstanbul'un göbeğinde Etiler'de. Hangi kuaför salonu acaba bu? Acaba orada ne olmuş? Detayı bilmiyoruz. Acaba o kadın kuaför salonunun e, önüne mi randevu verdi buluşmak için? Ya da kadın içeride saçını yaptırıyor da koca bravo, dışarıda mı bravo. bekliyor? Biraz e, benim çok detaylı galiba düşünmem gerekiyor. Çapkınlardan ders alıp bu e, sadakati kadınların erkeğe erkeğin kadınlarına birbirlerini yakınlaşmamız lazım. Halbuki adamın da şey deseydi lazım. hocam. Taksi bekliyorum. Diyebilir de çok basit. Yani kuaför sonanın önünde duruyorum illaki. Ama tabii burada önemli olan adamın yalan söylemesi mi yakalanması mı yani? yani kadıncağız artık ne yapacağını biliyor. Şimdi, ne yapayım e, diyor bu durumda. Kötünün iyisi ilk işinde yakalanması. Kötünün kötüsü profesyonel yalancı ve profesyonel aldatıcı olmasıydı. Ben orada kötünün iyisi. Yani ilk işinde yakalandı, profesyonel yalancı değil. Kadına şunu demek istiyorum, merak etmeyin. Bu adam daha ilk işinde yakalandıysa vardır bunda bir hayır. Kadın erkeğe, mühendise şans değil, kendine şans vererek ee, aldatmanın ayak seslerini iyi değerlendirerek ilişkiyi kurtarabilir. Erken teşhis, erken yakalanma ilişki kurtarır. İlişkiyi kurtarır. Şu ilişkiyi bir kurtarabilir misiniz hocam? Mesela ben ay Allah kimsenin başına vermesin. Dur büyük konuşmayayım ama kocamı kuaför salonunun önünde yakaladım. Bir de bana böyle salak saçması bir yalan söyledi. Ne yaparım acaba? Siz mi, ne yaparsınız böyle bir durumda? Mizahla izah mı yoksa öfkeli bir şekilde ne mi? Ne mizahı var? hocam? Ne yapıyorsun hayat? sen burada derim. Amacın ne senin? Buraya başladım. Aa ne iş yapacaksın? Gel bakalım içeri falan. Der miyim acaba? İçeri gel. Tabii ki. İçeri herhalde diyorsun. sokarım onu. Ne iş yapacaksın? Hayırdır kuaförde. kuaför? Kuaför <laughs> salonun... yazmış temelinden kuaförü yapacaktır diye. Ne yap? Yani o anda gerçekten insan el ayağı da dolanıyor. Götürürsünüz. Bu mühendis bey işe mi başvurdu size? Ama benim o adamı, kocam, adamı da rencide etmez mi öyle? Mesela içeri alıp hadi göster bakayım nerede şey çalışıyorsun dersiniz, falan. Benim e, kocam burada işe başlamayı düşünüyormuş. Hayırlı olsun diye gibi geldim. Çocuğum burada <laughs> işe başlamış. <laughs> öyle Ama peki. işte yalanını ortaya çıkarmanın diğer bir yolu. Şimdi ben onu anlatmaya çalışıyorum size. Adam böyle saçma sapan amatör bir yalan söylediğinde ele ayağı birbirine dolandığında acaba Evliliğimizi kurtarmaya mı çalışalım? adamın yalanını ortaya çıkarmaya mı çalışalım? Şimdi şu şekilde, eğer kendinize şans vermek istiyorsanız, ilişkinize kurtarmaya çalışın. Yani kendiniz için ama, eğer siz bunu bir ömür kaldıramayacak, unutamayacaksanız, ee, o zaman bitirmeniz gerekiyor. Yani. yani. Ha, zaman... Ben neyi öneririm bu ilk işinde yakalandığı için profesyonel yalancı olmadığı için çapkın erkek olmadığı için yani e, nasıl diyeyim e, aldatma ustası olmadığı için e, Allah'ın e, sevgili kuluyuz ki ilk e, tehlikede yakalandık erken teşhis tespit edildi. Burada ruhsal ve ilişkisel kanser var üzerine gitmek lazım deyip kadın toparlamayı seçebilir. Hı hı. O şekilde mizahla, izahla yeni işin hayırlı olsun bir çiçek gönderebilir. F filan mühendis burada işe başlamış. Hayırlı uğurlu olsun diye. Zaten o onu yerin dibine sokar da orada kalır artık. Ya e, iflah olur ya serbest bırakılır. Yani orada şah ve mat. Evet, bir de galiba yalan söyleyen, bir de böyle amatör yalan söyleyip de yakaladığımız erkekleri evliliğimizde kurtarmak istiyorsak çok fazla yüzlememek gerekiyor galiba. E, değil tabii mi? ki. Hani yani, evet böyle yapıp Ar kulağın arkasına yat, ya kulağın arkasına yatacaksın ama eğer gerçekten amacın boşanmaksa bütün delilleri toplayıp öyle boşanacaksın. Tabii ki hazır olup. <laughs> <laughs> Benden size tavsiye. Ederim. <laughs> hocam daha durumu aymadı <laughs> Ya şeyi ne kadar alın demiyorum o adamı. <laughs> hayır hocam ne demek aldatıyorsa e, hayır, erkekten bir şey almak değil ki mevzu. mevzu. Ben en ay yerine konulmak istemiyorum. Ama tabii ki kadın saçını süpürge etmiş. Evet. Her zorluğuna katlanmış. Adam da birazcık cebi para görmüş. Buradaki kadını beğenmiyor. Gidiyor kadını aşağı alıyor. Başka hayatlar kuruyor. E kusura bakmayın biz de enayi değiliz yani. Aynen. O zaman er, e, erkeklere ve kadınlara bir mesaj verelim buradan. Buyurun. O zaman ey erkekler. Siz zannetmeyin ki ayak seslerinizi, nefesinizi kadınlar bilmiyor. Kadınlar aslında her şeyi biliyor. Sizin yüzünüze çarpmıyorsa, sizi yerin dibine sokmuyorsa akıllı olun. Yoksa kadınlar aklınızı alırlar ona göre. Yani bu aklını alma şiddet gibi düşünmeyin lütfen. Onların politik, psikolojik, diplomatik öyle hamleleri var ki feleğiniz şaşar. İçine Kuşku ve şüphe düşmüş bir kadın 10 FBI ajanından daha tehlikeli olabilir. Yani. Aynen. <laughs> Sizi yakalamak için neler neler yapar. Evet 0212-333-3370 ve 71'den az sonra telefonlarımızı bağlayacağız. Kocam banyodayken telefonu çaldı Nur Hanım. Arayan kişi... <laughs> Erkeklerin de bu şey bu Testatçı yazmış. <laughs> Çok komik. Bir açtım ki telefonu diyor aşkım dedi. ...ben karısıyım deyince yüzüme kapattı... ...yanlış numarayı aramış olabilir mi diye soruyor. Kesinlikle doğru numarayı aradı. Çünkü kadın hiçbir zaman kendisini... E, tesisatçı olarak kaydettirmek istemez. Ey e, aldattığınız... ...kadınları aldatan kadınlar diyeyim. Kendini ve diğer kadını aldatan kadınlar... ...ey eşini sevdiğini aldatan erkekler bilin ki yok hacanne yok işte tesisatçı yok işte erkek ismi bunlarla yakalanmanız ve böyle kaydederek aslında eşinizi ve kadın sevgilinizi asla kandıramazsınız. Böyle yakalanmak direkt suçüstüdür. Hemen erken teşhis gerçekleşmiştir. Aldatma vardır. Hemen kolunuzdan tuttuğunuz gibi aşk doktoruna getiriyorsunuz. Bir test yapılıyor ilişkide ne durumda bu adam profesyonel e, yalancı mı çapkın mı bu işi ilk işinde mi yakalandı amacı ne ya herro ya merro. Ama yani, belki böyle mesela e, kadın isimlerini kaportacı, tesisatçı, elektrikçi yoksa İsmail abi, Ahmet abi, fıttırıvızlık bir şeyler diye kaydedenler. Bence profesyoneller yani. Profesyoneller. Ama şunu bilmiyorlar. Hatta ben şunu bile biliyorum. Buyurun. Özür dilerim hocam. Ee, mesela karşıdaki kadına diyor ki sen diyor profil fotoğrafını kaldır. Oraya diyor başka bir fotoğraf koy. Hani profil fotoğrafına girdiğimiz zaman bakıyoruz ya mesela. Diyelim ki tesisatçı olarak kaydetmiş. <laughs> ne koymuştur profil fotoğrafına bilmiyorum ama bir de bunu da yapanlar var. Aynen. Yani aldattığı kadınla işbirliği yapan erkeklere buradan bir ikinci uyarı geliyor. Bir şekilde anlaşmazlık olduğunda o işbirliği tekniklerini beraber aldattığınız kadın gerçek sevgilinize, eşinize, karınıza karşı bir gün aynı hamleleri işine gelmediğinde kullanacaktır. Yani Çapkın ve profesyonel aldatıcıların e, sevgilisine e, öğrettiği teknikler bir gün başını yakar. Evet, e, öyledir zaten hocam. Yalanın kuyruğu uzundur. Bir gün o kuyruk gelir seni boğar. Telefonumuz varmış. Alo. Günler, kolay gelsin. Hoş geldiniz, buyrunuz. Dinliyoruz sizi can kulağıyla. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. E, uzman hocamıza diyelim artık. Ekrem Çulfoğlu'na buyrunuz. Tabii tabii. Ben tesadüf eseri kanalı gezerken gördüm. Hı hı. Merak ettim. Güzel e, aydınlattığını düşündüm. Gördüm. Hı. Hoşuma gitti. Bir soru soracaktım. Buyur. Benim yaklaşık evet. uzun bir süredir e, bocaladığım, içinden daha doğrusu kendi çabamla çıkmaya çalıştığım bir sorunum var. Eşin e, kendi kurduğu ailesi değil de kendiyle hani yaşadığı daha önceki ailesine ve benden biraz daha fazla önem veriyor yani onların bir sıkıntısı olduğunu hemen koşar. Tabii ki koşacak. Evlattır. Asla hiçbir şekilde lafım yok. Ama işten geldiğinde olsun, normal bir zaman da olsun telefonla konuşmasın daha çok zaman ayırıyor. Hani çocuklarımla bana fazla e, zaman ayırmadı. Yani anne babasına mı daha fazla zaman ayırıyor? Annesine, babasına, abisine, ablasına, ondan sonra kardeşine yani bunlara daha fazla zaman ayırıyor. Bazen Bunu diyorum, kocanıza acaba, söylediniz mi peki? Bize tabii değer ki. vermiyorsun onlara değer verdiğin kadar diye. Söyledim, sordum, dedim hani güzel tatlı bir dille anlatmaya çalıştım Hı. işi, kavga boyutuna sürükletmeden. Bana her seferinde yok sen abartıyorsun. Sen her şeyi fazla görüyorsun, büyütüyorsun. Öyle bir şey yok. Tabii ki sizde çocukların ve sen benden daha yani daha önce gelirsiniz falan yani bu şekilde söyledi ama ben tabii bunun söylediğine pek fazla tatminlenici olmadım. Haklısınız. Ama yani defalarca kez konuşmaya çalıştım. Her seferinde sen abartıyorsun, sen yanlış düşünüyorsun. Ne kadar hassasın, ne kadar naziksin. Bir iki bir şey yaptıysam söylediysem ne olmuş sanki? İyi bir şey söyleyeceğim. Ver Yine mi? sizin eşiniz kibarmış yani. Başkaları ne diyor? Ay diyor sen de ne kıskançsın diyor. Annem babam benden kıskanıyorsun. Kız kardeşimi benden kıskanıyorsun diyor. Hayır onun adı kıskançlık değil. Önemsenmemek. Peki ne yapacağız böyle bir kocayı? Lütfen siz de ekran başında kalıp sorunuzun cevabını alın. Reklamdan sonra aşk doktoru Ekrem Çulpa. Evlilik ve ilişki danışmanı Ekrem Çulpa tek tek anlatacak. Kocanız size değil de ailesine değer veriyorsa izleyeceğiniz yol ne olmalı? Efendim Ekrem Çulpo bizlerle beraber. Şimdi temel meselemiz şuydu. Az önce bağlanan seyircimizin temel sorunu. Kocası ablasına, kardeşine, annesine, babasına o kadar çok değer veriyor ki aynı değeri kendi çocuklarına, eşine asla vermiyor. Aslında vermesi gereken değer birinci ailesi şu anda karısı ve çocukları değil mi hocam? Aynen. Ne yapabiliriz böyle bir durumda? O zaman ee, en e, nasıl diyeyim e, basit şekilde anlatalım anlayacağı dilde ya anlatacağımı ey koca ey baba ey yeni çekirdek ailenin reisi eğer bunu da anlamazsan seni profesyonel yardım almaya davet ediyorum çünkü neden bu senin diyelim ki kök ailen bakın kök ailenin içinde. Ee, annem vardı, babam vardı, işte kardeşlerim vardı. Yine aynı şekilde eşinin de bir kök ailesi vardı. Ama ne oldu? Belli bir süre sonra sizler sevgili oldunuz, aşk yaşadınız, muhabbetiniz oldu. Bu şu orta alan, hatta bunu zamanla çocuklar da geldi, senin birincil çekirdek ailen. Eğer e, bu ailenin içine sen yeni çekirdek aileni hapsedersen, o zaman bu aile nefes alamaz. Yani birincil ailemizi, kök ailemizi diyelim, e, oradan çıktıktan sonra şu ortadaki çekirdek aile, o zaman birincil ailemiz, kök aileyle ortak alanımız, bakın biraz daraldı, biraz daha az zaman, biraz daha az emek, ama işin merkezi, merkez aile artık çekirdek ailemiz ve onların sadece bir anası, bir babası ve kardeşleri var. Birinci derecede yangından ilk kurtarılacaklar, depremden ilk kurtarılacaklar, enkazdan ilk çıkarılacaklar, ilk sufle ve sevgi verilecekler çekirdek ailemiz. Yani karım, çocuklarım. Çocuklarım. Ya da tam tersi kocam, çocuklarım. Evet. Aynı şekilde. Sonra anne baba, akrabalar. Kesinlikle arkadaşlar. arkadaşlar. O yüzden gerçek e, kümenin alt kümelerine haksızlık etmemek lazım. Diyelim ki bu sizin karınız. Bakın karınızın tüm alanını kapsarsanız sadece karı karıcığım karıcığım derseniz geldiğiniz kök aileyi afiriz ederseniz o da bir hata. Ama kök ailemizde bu çekirdek aileye fazla girerse, fazla müdahale ederse bakın ben şöyle kayınvalideler bile biliyorum. Erkekle kadının yeni kurdukları çekirdek aileye saldırı ve sabotajlar düzenliyor. Ne yapıyor? Mesela kadının çekmecesini yatak odasına bakıyor. Neler almış? Nasıl dizayn etmişler? Yani mahremine giriyorlar. Bu da sıkıntı. Aynı şekilde çekirdek aileyi terk edip Kök, hep kök ailesinde yemek yemek, hep kök ailesini önceliklemekte kadına ve çocuklarına değersizlik, ilgisizlik hissi veriyor. Hı hı. Yani işin merkezini terk ettiğin an diğer saygı duyacağın, sevgi vereceğin kök ailelerimize de aslında bu haksızlık. Hı hı. Çünkü belli bir süre sonra kadınımız ve çocuklarımız da kök ailelerimizden soğumaya ve kök ailelerimizde çekirdek ailemize karımıza değer vermediğimiz için karnıza değer vermezseniz sizin kök aileniz hiç iplemez. Affedersiniz. Yani ya. aynı şekilde e, kadın sadece kendi ailesine değer verip ailesine hiç değer vermezse yani kocasına hiç değer vermezse bu sefer Kök ailesi de kocasına karşı saygısızlaşmaya, hı hı. soğukluğa ve çatışmaya neden olur. Peki. O yüzden denge insan olmamız evet. gerekiyor. Hayatı zaten denge kurtarıyor yani. Aynen. Her şeyde azı karar, çoğu, çoğu zarar. zarar. Sorularınızı bekliyoruz. İlişkinizle ilgili yaşadığınız her problemde konuklarımız, işinde uzman konuklarımız sizlerle. Bugün Ekrem Çulfa sizi dinliyor. Alo Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz dinliyoruz kulağımız sizde. Canlı yayındasınız. Peki bekliyorum. Efendim canlı yayındasınız. Ben Nur Viral, Ekrem Çulfa. Sizi dinliyoruz. Buyurunuz. Merhaba, merhaba Nur Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Seniha ben. Sena Hanım isminizi veriyorsunuz pekala buyurunuz Sena Hanım'cım arkadaşlar yazın Sena Hanım hem duygusunu anlatıyor hem ismini söylüyor buyurunuz Sena Hanım'cım. Ben 39 yaşındayım 3 oğlum var evliyim. Allah bağışlasın. Um. E, eşimle hiç geçinemiyoruz yani hiç hiç. Neden? Mesela yani en son niçin kavga, kavga ettiniz? Sıklıkla neden an kavga ediyorsunuz? Yani hep o kendi istediği olsun istiyor, hep o kendi haklı. Her durumda, her her konuda. Hı hı. Yani hiç beni aslan, hiç aslan almıyor. Hep ben aslan alıyorum. O kadar enerjik, o kadar dinamik bir kızdım ki, o beni çok etti. Soldurdu, değil mi? Böyle yapıyor bu erkekler vallahi. Haklısınız. İsterseniz soru-cevap sorayım da toparlayalım durumu. Ben o kadar iyi anlıyorum ki. Ee, Sen Hanım... beni dedi. Ee sizin değerli hissetmeniz, eşinizle geçinmeniz için birinci olarak neye ihtiyacınız var? Yani eşiniz neler yapsa geçiniyor olursunuz? İsmim Seniha bu arada. Seniha, Pardon düzeltelim. Seniha, özür dilerim. Ben evet. Sena dediğim için arkadaşlar öyle yazdı. Seniha Hanım, hocamızın e, sorusunu duyabildiniz mi? Eşinizden ne evet, bekliyorsunuz? Evet. Sizi ne mutlu ederdi ve e, daha geçimli kılardı ne yapsaydı? Yani maddi durumu iyi kendi biz anlaşamıyorduk. Yani şu anda çok şükür en yani çok kötü değil ama idare <laughs> eder. Yani ama düzgün konuşmuyor kesinlikle. Peki, yani bu benim çok etkiliyor çocuklarda. Adım arada... adım gidelim. Çok güzel. Psikolojinizin de etkilenmemesi için sizinle iletişime geçmesini istiyorsanız istiyorsunuz. Evet. Eşiniz neler olsa, neler yapıyor olsanız ya da yapmıyor olsanız, eşiniz neler yapıyor ya da yapmıyor olsa iletişim kurabilir, geçiniyor olabilir, konuşabiliyor olursunuz. Mesela örnek vereyim e, sağlık konusunda. Hı. Yani bu ki ben beni önemsemiyor. Çocukları da çok önemsemiyor. Kendini önemsiyor mu peki? Hayır, kendisini hiç, hiç önemsemiyor. Tamam. Yani tamam. demek ki adamın öyle yapısı var. dili hanımefendinin Hı -hı. E, hem e, çocuklarının sağlığıyla eşinin ...babasının ilgilenmesini... ...hem kendi sağlığıyla ilgili... ...sohbet etmesini, ilgilenmesini... ...mesela daha önceki yayınlarımızda... ...ne dedik? Eşiniz veya... ...çocuğunuz karnı... ...midesi veya başı... ...ağrıyorken eğer... E, ...işe giderseniz... ...öğlen arası... ...ya da ilerleyen saatlerde... ...bir arayın ya da başta... ...çıkarken bir doktora gidelim mi... ...baş ağrı ne oldu... Karın ağrın ne oldu? Senin şöyle bir sorunun vardı. İşte derilerin dökülüyordu. E, neydi bu durum diye sorabilirsiniz. Ey erkekler demek ki eğer karınızın kalbine girmek istiyorsanız hem çocuğuyla hem kendisiyle sağlık sorunlarıyla ilgilenin lütfen. Çünkü sizinle kadın psikolojisi sizinle kadın beyni farklı çalışır. O yüzden hep bana hep bana demeyin. Biraz da eşinize, biraz da karınıza ve çocuklarınıza değer verin lütfen. Sizin için bir anlam ifade etmeyen baş ağrısı, mide ağrısı... ...onlar için nazlanma ve ilgilenme zamanı gelmiş demektir. Babalığınızı ve kocalığınızı gösterin lütfen. Hayatımda ilk defa bu kadar yıldır yayın yapıyorum. Genelde hep, hep ama bütün tiyolar aydı, bütün uyarılar <laughs> kadınlaraydı değil mi Seni Hanım hayatım evet. ilk defa hocam erkeklere sesleniyor. Seni Hanım çok samimi bir soru sorabilir miyim? Kocanız evlendiğinizde de böyle miydi? Yani bana daha çok iyi gösterir ama birkaç Hı. kez böyle düzgün konuşmadığını, e, seninle yapamayacağımı, e, aynı yaşta olsak bile yapamayacağımı dile getirdim ama o e, yani mecbur kaldım onunla evlenmeye açıkçası. Niye mecbur kaldınız? Çünkü hamile kaldım. Hmm. Eğer hamile kalmamış olsaydınız ne yapıyor olurdunuz? Ne yapıyor olurdu? Onunla tabii ki her zamanki gibi yine güzel konuşurdum. Konuşarak onunla bir şeyleri hallederdim. O Hayır, beni e, çok sevdi. Sorun için... şu. Ben şunu anlamaya Ulamadım. çalışıyorum. Hamile kalmamış olsaydınız bu evliliği yapar mıydınız yine? Kesinlikle yapmazdım. O zaman... Madem böyle bir karar verdiniz, eğer hamile kalmasaydım ilişkiye, evliliğe devam etmezdim yerine. Hamile kalmama rağmen böyle bir tercih yaptım. Arkasında duruyorum deyin lütfen. Duruyorum. Madem duruyorsunuz, bugünden sonra sizi zorla orada tutan yok. Ee, kocanıza karşı ilgi, sevgi, iletişim dillerini kartları açık oynayın lütfen. O da bilsin ne yapacağını yapmayacağını. Ne demek yani, yani kartları açık kartları oynayın? Kartları açık oynayacak. Şöyle diyecek: Ben ilgili, ilgilendiğini, değer gördüğümü, benim sağlık sorunlarımla ilgilendiği zaman en iyi hissediyorum damarlarımda. Senin maddiyata boğman, tatillere götürmen harika. Bununla beraber, yalnız bununla beraber tekniğini de öğretmiş oluyoruz danışanımıza, yani seyircimize. Ee, bununla beraber öncelik birinci sıraya sağlık sorunlarıyla iletişim kurma ve ilgilenmeyi Kendimi değerli lütfen. hissetmek istiyorum. Kesinlikle, benim değerim bu. Yalnız erkeklere sesleniyorum. Fazla değer başını yere eğer olduğu gibi Allah fazla ilgisizlikle <laughs> sizleri karınızdan soğutur. O yüzden lütfen kadınlar sevgi ilgi ...dillerini daha açık ve net... ...şu erkek beyinlerine... ...özet geçin lütfen. onları derin... ...düşünemiyorlar işte. Ne yapalım? Yani kocadır, babadır... ...atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Onlara bir eğitim verelim... ...dedik. Kim dinledi? Çok az insan. Yani ehliyetsiz... ...kocalık, karılı, ehliyetsiz... ...karılık böyle iletişim... ...sorunlarına ve ilgisizlik... ...sevgisizlik... E, ...kazalarına Kazaları, neden oluyor. Evet. Peki... Bir şey daha soracağım. En son ne zaman saçınızı okşadı? Yani o sadece kendi istekleri olmak istediğinde bunu yapar. Mesela? Yani hani tabii ki beni seviyor. Çocuklara çok düşkün. Beni sevdiğini dile getirmiyor ama bunu hareketleriyle belli ediyor belki bazen ama yani çok kötümser. Kocanızın burcu ne? Ya kova burcu ama burçlara inanmıyor. Sanırım yani ya kova ya yengeç çok aşırı kıskanç. Kocanızın burcu ne diye sormamdan bütün Türkiye anlamıştır herhalde. Yani Sizin burcunuz ne? Gerçek, acaba hangisi? Sizin burcunuz ne? Benim yengeç. Ya severim. Tabii yengeç ne ister? Yengeç Aynı. sevilmek ister, saçının okşanmasını ister. İstemiyorum ama yan cebime koy der. Ey erkekler duyun işte. O zaman kadınımıza bir taktik verelim. Verin hocam. Şimdi şu şekilde. Gerçi karşısındaki kova erkeği ise FBI'dan ajan getirin taktik verin. Hiçbir şey olmaz ama siz yine de verin taktiği. Şimdi <laughs> Çok taktik zor. şu. Erkek öncelikle kendi sevgi ilgi dillerini gösteriyor. Kadının istediği ilgi sevgi dilleri arkadan geliyor ve az. Frekansı düşük. Yani sinyaller zayıf. O yüzden hemen kadın şöyle yapacak: şak, kendi istediklerini öncelikli isteyecek, arkadan onun şovunu göstermesine izin verecek. Ne, nasıl öyle? Yani şak, şu şekilde. Nasıl şak tekniği şu yani. E, şimdi şakşık tekniklerimiz de var. Şakşuka şak yapıyoruz <laughs> burada inşallah. Evet nasıl yapacağız? Şimdi şu şekilde. Genellikle hepimiz e, değer dilimizi, sevgi dilimizi prezent ederiz, sunum yaparız. Yani demo yaparız. Karşı tarafa değer ilgi gösterdiğimizi kanıtlamak, göstermek için. Halbuki karşı tarafın sevgi ilgi dili, değer dili farklı olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Öncelikle karşı tarafa iyi gelen teknikleri vitrine koyacağız. O gösterilen ilgi sevgi ve değeri gören kişi de arkasından erkeğin özellikle göstereceği diğer dilleri de kabul ve sunumuna müsaade edecek yakalayacak onaylayacak pekiştirecek yalnız kendi istediği sevgi dilini öncelikli talep edecek Saçım okşaman inanılmaz iyi geldi. Bugün çok değerli ve seviliyor hissettim. E i̇şte e, ayak ağrılarım çok vardı. Bana masaj yapman çok keyifli bir gece yaşattı. Hemen ödülünü de tabii ki takdim edecek. Hocam bunda bunun şifre neresinde? Daha açık mı söyleyeyim? Hayır hocam. <laughs> tamam hazır. Evet biraz böyle bir sizlere hop oturayım, hop oturtup, hop kaldırmak istedim. Erkekler mesajı aldınız, kadınlar da aldınız. O zaman maksat <laughs> hasıl bana, oldu. Bana bir alev bastı burada. Yani öpücüğü, romantizmi, aşkı devamlı bir pekiştirme Peki. aracı olarak... ...kimin neye ihtiyacı olanını... Öncelikle vereceğiz, evet. arkasından kendi sunumumuzu yapacağız. Hocam, Ama tatlısınız. Türkiye genelinde nedir? Türkiye genelinde genellikle insanlar öncelikle kendi sevgi, ilgi, romantizm dilini önceye koyuyorlar vitrine. Hı hı. Halbuki karşıdaki muhatabımız onu değil kendine iyi gelenleri istiyor. Peki, devam edelim mi? Lütfen buyurun. kocanıza sevgi dilinizi göstererek onun da bazı şeyleri anlamasına yardımcı olun. Kendi ağzınıza söylüyorsunuz çocuklarını seviyor, beni seviyor. Şans verin. Çünkü bazen hamurumuzda olmuyor. O aynen. ilgiyi, o sevgiyi öyle gösterebilmek. Bak adam kendini de önemsemiyormuş. He, kendini önemseyip sizi önemsemiyor olsa burada bir e, konudan bahsedebiliriz değil mi hocam? Ama adam A zaten aynen. kendini de önemsemiyor. O yüzden A benim bir tane arkadaşım evet, vardı hiç buyurun. unutmuyorum. Kocası bildiğiniz duvar ya da bildiğiniz kalas affedersiniz çok özür dilerim. <laughs> yani kızcağız da o kadar duygusal ki böyle şefkat dolu. Bunlar bir evlendiler. E, tabii evlilik olunca da daha da bir şey oluyor yani. Adam o adam gidiyor başka bir adam geliyor yerine. Şimdi adam hiçbir şekilde ne saç okşar, ne merhaba der, ne bir şey geliyor gidiyor. Ama adam özünde pırıl pırıl çok tatlı bir adam. Herkes çok seviyor kadıncağız büyük bir azimle hani 21 gün süreyle bir duygu karşındakine aktarılıp anlatılabilirmiş ya hocam. Tabii ki. Bak televizyon izliyorlarmış o anlatıyor bunu. Alıyorum elini diyor buraya koyuyorum diyor. Beni okşamasını sağlıyorum diyor. Saçıma diyor elini gezdiriyorum diyor. O beni öpmezse ben onu öpüyorum diyor. Aa adam iki ayın sonunda ne oldu biliyor musunuz? Bu hareketleri yapar olmuş. Bazen de dediğiniz gibi anlatmak, ifade etmek hep beklemek değil de yapan olup göstererek onun da yapmasını sağlamak gerekiyor. Aynen aynen. Bazen Peki. anladığı dilden konuşmak gerekiyor. E, tümörün e, sorunun göbeğine saldırmak gerekiyor. Az önce hanımefendiye ilave bir şey söyleyeyim. Demek ki erkek kendine değer vermiyorsa ya da pesimistse, kötümserse bununla ilgili profesyonel yardım alabilir. Kendi iç dünyası aydınlanır hem de aslında çok şifreli verdiği o ilgi ve değeri biraz daha kadına karşı prezente edebilir, sunum yapabilir, şova dönüştürebilir. Aileler böylelikle yıkılmamış, yuvalar dağılmamış olur. Bir telefonumuz var, çok az süremiz kaldı. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Selam aleyküm. Aleyküm selam. selam. Buyurun. Ablacığım ben hocama bazen sorunlarım var. Onları soracağım. Hemen sorun lütfen. Bekliyoruz. Benim evet. ismim Cevrize Atasoy. Buyurunuz. Ben eşimle yaklaşık iki buçuk yıldır Hı. eşim ayrı evde yaşıyor. Bir uzaklaşma aldı. Benim o kırk yaşında oğlum var. Onunla beni silah tuttu. Az daha ikimizi de öldürüyordu. Ve ben o, ben o insanın 55 senelik eşiyim. 55 sene ben onun, o benden yaşça büyüktü okul terkidi, okulunu bekledim, askerini bekledim. 11 sene sonra benim eşim polis memuru oldu. Benim o zaman 3 tane çocuğum vardı, 13 yaşında evlendirildim ben. Hiç eşimi tanımadım, köyümüz bile ayrıydı. 5 tane evlat verdim, hepsi şu anda 5 tane torunumuz var bu yaşta. Ben eee şeker, kalp, tansiyon hastasıyım. Benim eşim beni devamlı şiddet, şiddet, şiddet artık tansiyonum, şekerim hepsi birbirine karıştı. En sonunda benim oğlum biraz rahatsız. 40 yaşında oğlum var. O oğlum e, dolandırıldı, kredi falan çektirmişler. Eşim belindeki silahı çıkarttı, oğlumun kafasına verdi. Vuracağım seni dedi. İcracılar gelince. Bu döne ben kendimi üstüne atınca benim üstü, e, kafama dayadı silahı. ...oğlun bileğini bükünce mermiler elinde alındı... ...bu döne boş silahla kafamıza kafamıza çene mene yüz yüzümüz darmadağın oldu... ...şu anda üç, iki buçuk senedir çekişmeli mahkememiz sürüyor... ...ve şu anda iki tane evimiz var, arslamız var, arabamız var... ...beni ayda 5 milyar nafaka veriyor... ...bir de uzaklaşma almış... ...o gün demiş ki ben hiçbir şey vermek istemiyorum... Ve o oğlumun da emekli parasını aldı. Malum en emekli oğlumun. O oğlumun da parasını aldı. İnan ben belediyelerde yardımla ayakta duruyorum. Hocam ne yapmam gerekiyor? Kurban olayım. Duruşmaya gidiyorum. Şu anda Dördün, beşinci, altıncı duruşmamız var. Onun hem hapis ceza mahkemesi de var. Şimdi Artık sen... ne yapacağım bilmiyorum ablacığım. Çocuklarım beni çok sıkıştırıyor. Anne vazgeç, anne boşanma. Ben ne yapacağım? Ben böyle şaşırmışım hocam. Sabahlara kadar bana uyku yok. Ağlamadan başka daha gözyaşlarım kurumuş Sağlığım bozuldu hocam. Kurban olayım bana yardım et. Ah canım benim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee, süremiz kısıtlı olduğu için şu anda. Hocam İsim neydi sizin söylediğiniz için? Cevriye Atasoy. Cevriye Hanım, soyadınızı vermeyin. Cevriye Hanım'ı size emanet edelim mi? Tabii ki, He? tabii ki çok derin bir konu. Bu çünkü çok derin ve çok zor sesinden bunun anladığım kadarıyla zaten o kadar yaralı ki. Elbette çok özel cevaplara ihtiyaç var. Hani aleni olarak bu çözüm yollarını sormak da sıkıntılı. Ee, yani... Cevriye Hanım şöyle yapalım mı? Hattasınız değil mi? Evet ablacığım. Ay ben kıyamam size. Sesinizden, anlatımınızdan, çektiğiniz hocam acıyı... Hocam benim beş tane torunum var şu anda. Beş tane çocuğum hep evli. Ben çok yoruldum hocam. ben darbeye düşündüm. Ölemiyorum. Bu çocuğum için yaşamak istiyorum. Aman ben çok aman, aman, aman aman ne olursunuz. Hiç <laughs> o kötü şeyleri aklınızdan çıkartın. Ben sizi Ekrem hocamıza emanet edeyim. Telefonla... İstanbul dışında mısınız siz? <laughs> Yok İstanbul'un içindeyim. Ha, İstanbul'dasınız. O zaman yüz yüze tamam. de gelebilir. O zaman çok daha iyi. Sizden ricam tamam. lütfen bir dahaki telefonda inşallah yüzünüzün gülerek bize ulaşmasını sağlayacağız olur mu? Size Eyvallah. Ekrem hocamıza emanet ediyorum. Telefonu kapatmayın lütfen. Arkadaşlarımız telefon numaranızı alsınlar. Zaten telefon numaranız var ama iletişim bilgilerini versinler Ekrem hocamızın. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizi arasın en yakın zamana. Mümkünse cuma günü. Değilse hafta sonu. Derhal sizi bekliyorum. Psikolojidir Canımsız. bozulur. Çok Tedavisi vardır. Psikologlarımıza kocasının gitmesi gerekiyor. Allah karaktere zeval vermesin. Yani eşinin hem... E, karakter özellikleri hem kişilik öz, özellikleri çok ciddi sıkıntılı hem kendisi tehlikede hem çocuklar tehlikede oh. gerek hukuken gerek sosyal hizmetler gerek psikolojikmen bu ailenin eğer böyle dağılır facia ile neticelenirse Allah muhafaza derhal sorunu, çözülmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz ama hocam. Ama ayrılarak ama devam ederek evet. mümkünse ayrılarak artık burada çok ciddi bir sıkıntı var. Ee, i̇nşallah şifa bulacaksınız. İnşallah. İnşallah. Ekrem hocamıza çok teşekkür ediyoruz.